hafta İstanbul Arkeoloji Müzeleri bünyesinde bulunan eski şark eserleri müzesini gezeceğiz. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki sayısı 1 milyonu geçen eserlerin tamamını yansıtabilmemiz imkansız. Fakat süremiz yettiğince içlerinden mutlaka görülmesi gerekenleri müzeye gelme imkanı bulamayanlar için aktarmaya çalışacağız. Peki neler mi göreceğiz? Öncelikle eğitim hayatımız boyunca girdiğimiz birçok sınavda karşımıza çıkan ve dünyanın ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nın kitabesini, ayrıca dünyanın ilk yazılı kanunları olarak kabul edilen Hammurabi kanunlarının bir tabletini göreceğiz. Peki gerçek aşkın ölümsüzlüğünü günümüze kadar ulaştıran ve Sümerliler zamanında yazılan dünyanın ilk aşk şiirinin de burada sergilendiğini biliyor muydunuz? O halde sadece bizim için değil, dünya kültürel varlıkları açısından da birbirinden değerli bu arkeolojik eserleri görmek için gezimize hemen başlayalım. Eski Şark Eserleri Müzesi binası 1882'de 2. Abdülhamit döneminde inşa edilen Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk güzel sanatlar okuluydu. Kurucu müdürü Osman Hamdi Bey olan ve Sanayi-i Nefise Mektebi olarak 1883'te eğitime başlayan okul ile ileride Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne, yani bizim en köklü Güzel Sanatlar Üniversitemize dönüşecek okulun temelleri atılmış oldu. Başlangıçta 8 eğitmen ve çoğu gayrimüslim ve hepsi erkek 20 öğrencisi vardı okulun. Fakat zamanla öğrenci sayısı artınca 1917'de Cağaloğlu'na taşındı ve yapı Eski Şark Eserleri Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Anadolu ve Mezopotamya'nın Yunan öncesi, Mısır ve Arap Yarımadası'nın İslam öncesi çağlarına ait buluntuların sergilendiği müzedeki eserlerin çoğu Osmanlı Devleti döneminde 19. yüzyıl sonunda başlayıp 1. Dünya Savaşı'na kadar süren arkeolojik kazılarda çıkarılarak İstanbul'a getirilmiş. Öncelikle İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda bulunan mezar taşlarındaki heykel başlarını görüyoruz. Burada mezar sahipleri tasvir edilmiş. Yine İslam öncesi Arap Yarımadası'ndan çıkarılan kabartmalı levhalar, buhurdanlar, adak heykelcikleri ve tunç eşyaları görüyoruz. Buradaki adak heykelcikleri kutsal mezarlara yerleştirilen küçük heykelciklerdi. Adak sahipleri çeşitli nedenlerle tapınakta bulunamadıklarında kendilerini Tanrı'nın huzurunda bu şekilde adak heykelcikleriyle temsil ediyorlardı. Bir görüşe göre cahiliye Araplarındaki şefaatçilik anlayışının kökenleri de bu adak heykelciklerine dayanıyor. Müzede sergilenen en önemli arkeolojik eserlerden birini görüyoruz. Milattan önce 1. yüzyıla tarihlenen bir güneş saati. Yarım kubbe biçimindeki saatin iç yüzü 11 radyal çizgi ile 12 eşit parçaya ayrılmış. Suudi Arabistan'da yer alan Madin Salih'ten çıkarılan güneş saati üzerindeki yazıt Aramice ve merkezdeki dikey çubuğun gölgesi güneşin hareketine göre çizgiler üzerine düştüğünde insanlar zamanın hangi diliminde olduklarını anlıyorlardı. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası eserlerinden sonra şu an müzenin Mısır eserleri bölümündeyiz. Eski Mısır'da ölümden sonra ruhun vücudu terk edip daha sonra tekrar geri döndüğüne inanılırdı. Ölümden sonra yaşamın olduğu inancı çok yaygın ve yerleşmiş bir gelenek olduğundan Mısır eserleri arasında mezar buluntuları günümüze kalan eserler arasında önemli bir yer tutuyor. İnançlarına göre ölümden sonra devam edecek olan yaşam için vücut korunmalıydı. Bu nedenle ölüleri sosyal statülerine göre piramit, mastaba ya da kaya mezarı gibi anıtsal mezarlara ya da kum içine kazılmış basit çukurlara gömerlerdi. Mumyalar anıtsal mezarlarda iç içe 2 ya da 3 lahde yerleştirilirdi. Ahşap, insan şeklindeki antropoid lahitler, Tep kentinin mezarlığı Der el-Bahri'de yapılan kazılardan çıkarılmış. Lahitler Tebe özgü olan Tanrı Amon Tapınağı'nın rahip ve rahibelerine ait. Lahitlerin iç ve dış yüzeyleri ince bir tabaka ile sıvanmış. Üzeri dini metinler, ölüyü öbür dünyada koruyacak tılsımlı semboller ve mitolojik sahnelerle çok renkli olarak süslenmiş.
Açık olarak sergilenen lahitte M.Ö. 1200 ile 935 yıllarına tarihlenen Baknamut isimli bir kişiye ait olduğu düşünülen mumyayı görüyoruz. 1894 yılında müzeye getirilen mumya keten sargıyla kat kat sarılmış ve tıpkı bir bebek gibi kundaklanmış. Sarma işleminde kullanılan keten büyük oranda bozulmuş tabii ve üst kısımları açılmış biraz. Bu mumyanın dizlerinin alt tarafında muhtemelen kişinin kedisine ait olduğu düşünülen bir başka mumya da sahibinin vücuduna dikey gelecek şekilde yatırılmış. Mumyalama yapılırken işlemden hemen önce iç organlar çıkarılır ve ayrıca mumyalanarak mumyanın hemen yan tarafında gördüğümüz kanopik adı verilen vazolara tek tek yerleştirilirdi. Bu vazoların kapakları ölülerin koruyucusu olan dört tanrının başı şeklindeydi. Çakal başlı Duamutef'in vazosunda mide, babun başlı Hapi'nin vazosunda akciğerler, şahin başlı Horus'un oğlunun vazosunda bağırsaklar, insan başlı İmseti'nin vazosunda karaciğer saklanırdı. Bazen mumya boncuklardan örülü ağ şeklindeki örtülere sarılır ve başının altına tahta yastıklar yerleştirilirdi. Ayrıca mezar odasına hasırdan yapılı boncuk sepetleri konurdu. Bugün Irak topraklarında bulunan eski Babil kenti ardında birçok gizem bırakarak tarihe karıştı. Bu büyüleyici kentin en etkileyici kapısı da yeni Babil çağının en parlak devri olan 2. Nebukadnezar zamanında Tanrıça İştar'a saygının bir nişanesi olarak yaptırılan 8. kapı, yani İştar kapısıydı. Şu an gördüğümüz pişmiş toprak, sırlı ve kabartmalı tuğlaların birleştirilmesinden oluşan boğa ve ejder kabartmaları da Babil'in İştar kapısına ait kabartmalar. Kapının duvarları hava tanrısı Adad'ın kutsal hayvanı boğa ve Babil'in baş tanrısı Marduk'un kutsal hayvanı ejder Mushushu'nun kabartmaları ile süslenmiş. Kapıdaki bu figürler yaklaşık 575 adetti. Ejderin başı ve boynu yılan, ön ayakları aslan, arka ayakları ise kartal pençesi biçiminde ve gövdesi yılan derisi şeklinde işlenmiş. 2500 yılı aşan geçmişiyle bu tarihi kapı, tören yolu adı verilen büyük bir caddeye açılıyordu. Ve bu tören yolunun iki yanını da doğurganlık, aşk ve savaş tanrıçası İştar'ın kutsal hayvanı olan bu aslan kabartmaları süslüyordu. Yine müzenin önemli eserlerinden birini, Lugaldalu heykelini görüyoruz. Tarihin bilinen ilk devleti Sümerlere ait ve kimliği belli bir kişinin dünyada bilinen en eski tasviri olarak kabul ediliyor. Kimliği omzundaki yazıdan anlaşılıyor ve buna göre muzipçe gülümseyen 5000 yaşındaki bu heykel Sümer kent beyi Lugaldalu'ya ait. Kireç taşından yapılan heykelin omzundaki çivi yazısında kendini Adap kralı olarak tanıtıp heykeli Adap baş tanrısının tapınağı Esar'a adadığını belirtiyor. Heykel Sümer inancına göre tapınaklara yerleştirilen vekil rahip heykellerinden. Bu heykeller temsil ettikleri kişi tapınak dışında olsa bile o kişi adına Tanrı'ya şükranlarını sunmaya devam ederdi. Eşit şartlarda imzalanan ve tarihin bilinen ilk uluslararası antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı görüyoruz. Milattan önce 1269 yılında Hitit kralı 3. Hattuşili ile Mısır firavunu 2. Ramses arasında yapılan ve o dönemin diplomatik dili olan Akatça ile yazılan bu antlaşmanın metnini içeren kil tablet 1906 yılında Boğazköy'de yapılan kazılar sonucu bulunmuş. Metne göre antlaşmanın bölümleri şöyle. Mısır memleketinin kralı, büyük kral, kahraman 2. Ramses'in Hatti memleketinin kralı 3. Hattuşili ile iyi dostluklarının, kardeşliklerinin ve büyük krallıklarının devamı için yaptıkları antlaşmadır. Ardından her iki kralın soyları ile ilgili bilgiler ve barış için yaptıklarını anlatan tekrarlardan sonra antlaşmanın maddeleri gelir. Bu maddelere göre eğer her iki ülkeden birine iç veya dış düşmanlar saldırırsa ve bunun için birbirinden yardım isterlerse her iki taraf piyadesini ve süvarisini göndererek onun yardımına koşacaktır.
Eğer bir asilzade Hatti ülkesinden kaçıp Mısır kralına sığınırsa yakalanıp ülkesine geri gönderilecektir. Eğer Mısır ülkesinden Hatti ülkesine ya da Hatti ülkesinden Mısır ülkesine kaçanlar olursa ülkelerine geri iade edilecektir. Fakat bunlar şiddetle cezalandırılmayacak, onların gözlerinden yaş akmayacak ve ayrıca eşleri ve çocuklarından öç alınmayacaktır. Antlaşma tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşması olması nedeniyle orijinal tabletin 2 metre boyundaki bir kopyası Birleşmiş Milletler binasının duvarında da asılı. Anadolu, Hitit ve Urartu eserlerinin de sergilendiği müzede insanların birçoğunun varlığından haberdar bile olmadığı fakat arkeoloji ve tarih dünyası tarafından paha biçilemeyecek kadar değerli birçok tarihi eser sergileniyor. Bu nedenle müzedeki tarihi eserleri herkesin, özellikle arkeoloji ve tarihe ilgi duyanların bizzat gelip görmelerini çok isterim. Şu an kabartmalı ve yazıklı bir kral steli görüyoruz. Kabartmada tanrı sembolleri önünde dua eden Ninova kralı Sanherib betimlenmiş. Alt kısmındaki yazıtta kral kendinden şöyle bahsediyor. Ben Sanherib, büyük kral, kudretli kral, evrenin kralı, dünyanın kralı, yüce tanrıların sevgilisi. Milattan önce 700'lü yıllara ait bu satırları okuyunca bir arpa boyu yol gidemediğimizi düşündüm. Kral yazının devamında şehri ve kral yolunu nasıl büyüttüğünden bahsediyor. Son bölümde ise eğer şehirde oturanlardan herhangi biri evini kral yoluna gelecek şekilde yaparsa evinin üstünde bir yeri asılacağından bahsediyor. Sümerlerin nereden geldikleri ve kökenleri hala tartışmalı. Asya kökenli bir halk oldukları ve bitişken bir dil kullandıkları biliniyor. Yani kelime kökü değişmeden sadece eklerle türetilen bir dil kullanıyorlardı. Kurdukları kent devletlerinde siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşam kentin baş tanrısına adanan tapınağın çevresinde toplanıyordu. Kentin baş tanrısı adına onun vekili olarak Ensi denilen kent beyleri tarafından yönetiliyordu. Milattan önce 4. bin yılın ortalarında daha sonra kullanılacak çivi yazısının öncüsü olan resim yazısını icat ederek insanlık tarihini aydınlığa kavuşturmuşlardı. Tekerleği icat edip ilk arabayı yapmışlar ve ulaşımda büyük hız kazanmışlardı. Müzenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de çivi yazılı kil tabletlerin olduğu bölüm. Matematikte sayılar ve çarpım tablosu yine Sümerlerin icadı. Satın alma ile ilgili bir belge görüyoruz. Cinayetle ilgili bir mahkeme kararı. Nişanı bozan bir erkek hakkında çıkan mahkeme kararı. Bir atasözleri kitabı. Kutsal evlenme törenine ait bir tablet. Hammurabi, eski Babil sülalesinin 11 kralından 6.sıydı. Krallığı döneminde kısasa kısas anlayışla 282 maddelik tarihin bilinen yazılı ilk kanunlarını yapmıştı. Şu an gördüğümüz Babilce tablet de M.Ö. 1790 yılına tarihleniyor ve Nippur'dan çıkarılmış. Bu bölümdeki ilginç çivi yazılı kil tabletlerden biri de dünyanın bilinen en eski aşk şiiri olarak kabul edilen bu tablet. Sümer inancına göre toprağın bereketli ve verimli olmasını sağlamak, ayrıca döl yatağını doğurgan kılmak için hükümdarın yılda bir kez bereket ve aşk tanrıçası yerine bir rahibe ile evlenmesi kutsal görevdi. Bu şiir de büyük olasılıkla Kral Sushin için seçilmiş bir gelin tarafından yeni yıl bayramı kutlama töreninde söylenmek üzere kaleme alınmıştı. Ve ziyafetlerde, şölenlerde, müzik, şarkı ve dans eşliğinde söyleniyordu. Çevirisi biraz uzun olduğu için burada okumayacağım fakat nasıl bir şiirmiş diye merak edenler için videonun açıklama kısmına çevirisini yazacağım. Silindir mühürlerin ilk yaratıcısı da Sümerlerdi. Taştan ve çeşitli maddelerden yaptıkları silindir mühürlerin dış yüzeyine negatif olarak işledikleri konu, yaş kil üzerinde yuvarlandığında
kabartmaları sonsuza giden pozitif bir bant oluşurdu. Milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen Lamassu heykeli başını görüyoruz. Lamassu, insan, boğa ve kartal karışımı hayali bir yaratıktı. Yeni Asur döneminde bu yaratıklara ait büyük heykeller, binayı her türlü kötülüklerden ve kötü ruhlardan koruyan kapı bekçileri olarak girişlerde yer alırdı. Yine müzenin önemli eserlerinden Akat Kralı Naramsi'nin Diyarbakır Pir Hüseyin'den çıkarılan Diorit taşından M.Ö. 2200'lü yıllara tarihlenen stelini görüyoruz. Akat Devleti'nin Naramsin dönemindeki sınırlarını belirten ve sanatsal özelliklerini yansıtan bir eser. Naramsin, Mezopotamya'daki ilk merkezi devlet olan Akat Krallığı'nın 4. kralı ve devletin kurucusu Sargon'un torunuydu. 37 yıl yönetimde kalıp Akat Devleti'nin sınırlarını Basra Körfezi'nden Akdeniz'e, doğuda İran'a, kuzeyde Anadolu'ya kadar genişletmişti. Kral 3. Salmanasar'ın bazalt heykelini görüyoruz. M.Ö. 858-824 Yeni Asur dönemi. Yazıtta kral, soyu ve özellikleri açısından kendini şöyle tanımlıyor. Ben Salmanasar, büyük kral, kudretli kral, dört iklimin kralı, bütün dünyanın, evrenin, prenslerinin, haşmetlilerinin, krallarının kuvvetli ve kudretli rakibi. Evrenin kralı, Asur'un kralı, Assur-nasirpal'ın oğlu, Tukulti-Ninurta'nın torunu. Eski Babil dönemine ait Diorit taşından M.Ö. 1894-1594 yıllarına tarihlenen Mari kenti valisi Puzur İştar heykeli. Heykel, Yeni Babil döneminde savaş ganimeti olarak Mari kentinden Babil'e getirilmiş.